Merhaba Hyundai Arslanoğlu grup takipçileri. Bugünkü videomuzda size ÖTV'siz araç sahipliği nasıl olunur? Bunlar için gereken şartlar nelerdir? Bunlarla ilgili bir bilgilendirme videosu çekmeye çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimizi açın. Lütfen bizi takipte kalın. Hyundai Arslanoğlu Plaza'dan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda siz değerli müşterilerimize ÖTV'siz araç nasıl alınır, süreçlerimiz nasıl işler, bununla ilgili gereken evraklar, bilgilendirmeler nelerdir, bunlarla alakalı kısa bir videoyla sizi bilgilendirmeye çalışacağız. ÖTV'siz araç alımlarında konuyu iki ana başlık altında sizlerle inceleyeceğiz. Bununla alakalı iki video çekeceğiz. Birinci ana konumuz %90 raporu olan veya üstünde, yani %90 veya üzerinde oranlı olan raporlarımızda müşterilerimizin izlemesi gereken yollar, bunun içerisindeki ayrıntılarla ilgili sizleri bilgilendireceğiz. İkinci ana başlığımız ise rapor oranı %90'ın altında olan ve ortopedik engele veya herhangi bir kısıtlılığa sahip olan müşterilerimizin izlemesi gereken yollar, nasıl araç sahibi olacakları hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Konumuzun başına dönersek, dediğim gibi ÖTV'siz araç alımlarında, ÖTV'den muaf araç alımlarında rapor oranı %90 ve üzeri olan müşterilerimizi 3 sınıfa ayırıyoruz. Birincisi, 18 yaşını doldurmamış çocuklarımız, imzaya yetkili olmayan çocuklarımız için yapılması gereken işlemler. İkincisi, 18 yaşını doldurmuş fakat imzaya ehliyeti olmayan, yani akıl sağlığında veya farklı bir durumlarda imzaya yetkilisi bulunmayan şahısların araç edinebilme, yani araç alabilmeleri. Üçüncüsü ise, yani en basit olan aslında, %90 raporu olan müşterilerimizin veya üzeri raporu olan müşterilerimizin, herhangi bir kısıtı olmayan müşterilerimizin araç sahibi olabilmesi konusu. İlk olarak sizi 18 yaş altı müşterilerimizle ilgili bilgilendirmek istiyoruz. Ama burada ana bir çerçeve var tabii. Ana çerçeve nedir derseniz, raporun önemli olan kısmı bu aslında. Raporun bir devlet hastanesi kurumundan, kuruluşundan alınmış olması temel esas. Herhangi bir özel hastaneden ya da yurt dışından getirilmiş farklı bir rapor ile araç alabilmeniz maalesef ki mümkün değil. Raporun kat'i olarak devlet hastanesi veya üniversite hastanesi kurulundan alınmış olması şartı ile siz ÖTV muaf araç sahibi olabilirsiniz. İlk konu, 18 yaşının altındaki çocuklarımız raporu ile araç sahibi olabilmek. Evet, 18 yaşındaki altında olan çocuklarımızın adına araç sahibi olabilmek için öncelikle, dediğim gibi, devlet hastanesinden bir kurul raporunun olması gerekiyor. Bu kurul raporunda ise yeni kanuna göre ÖKGV, yani çocuklarımız için araç sahibi olmaya kalktığımızda ÖKGV ibaresinin, yani özel koşul gereksinimini vardır ibaresinin olması gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? %90 veya üzeri bir rapor anlamına geliyor. Olması gerekiyor. İkinci bir konu, anne ve babanın birbirine noterden araç taahhütnamesi düzenlenmiş olması gerekiyor. Anne veya baba, ikisinden, ebeveynlerden bir tanesi yok ise eğer, burada mahkemece çocuk velayet altına kimin tarafından alındıysa yetkilisi ve imza yetkilisi o olarak değerlendiririz. Burada araç alımında raporun, ÖKGV dediğimiz, yani Çözger'in yeni sisteme göre vermiş olduğu raporun
anne baba muvaffakatnamesinin veya mahkemece atanmış velayet evrakının bize getirilmiş olması yeterli. Bu koşullarda şartları uyduğu sürece araç sahibi olabiliyorlar. İkinci konuya geliyorum. İkinci konuda ise 18 yaşını doldurmuş fakat imzaya yetkisi olmayan, yani imzaya ehliyeti olmayan, zihinsel rahatsızlığı bulunan müşterimiz adına araç alınabilmesi. Buradaki konu şu, ince bir nüans. İmzaya yetkilisi olmadığı için aile içerisinden bir bireyin sulh mahkemesinden kendisi adına, hastanın adına imzaya yetki alması gerekiyor. Yani bu ne anlama geliyor? Kısıtlının adına bir kişinin sulh hakimliğine başvurarak adına mahkemeden vasi tayin kararı çıkarttırması gerekiyor. Bunu bir avukat aracılığıyla ya da bize başvurarak, bizim aracılığımızla takip edip bu başvuruyu sizler adınıza yapabilir, süreci sizler adına da takip edebiliriz. Mahkemeden vasi tayin kararı çıktıktan sonra belli bir şarta bağlı olarak, eğer vasi tayin kararı çıktıysa, ek olarak araç alım kararı hakimliğe, yani sulh hakimliğine başvurarak buna ek karar olarak bir araç alım kararı alınması gerekmekte. Rapor uygun hale getirildi. Yani %90 ve üzeri devlet hastanesine alınmış. Mahkemeden vasi tayin kararı alınmış. Ek olarak araç alım kararı alındıktan sonra işleme devam edip ÖTV'siz araç sahibi olabilir. Üçüncü en kolay kısım aslında %90 ve üzerinde raporu olan fakat imzaya yetkisi olan müşterimiz, yani herhangi bir zihinsel rahatsızlığı yok ya da unutkanlığı, bir problemi, yani imza atmaya engel bir durumu olmadığında herhangi bir noterden dilediği şahsa, dilediği şahıslara bir vekalet vererek de ya da kendisi imzalayarak da raporunu tekrar devlet hastanesinden olmak şartıyla tekrar araç sahibi olabilir. Aracımızı aldık. Bu şartların tamamı, yani 18 yaş altındaki çocuk için 18 yaşını doldurmuş zihinsel rahatsızlığı olan müşterimiz için ya da herhangi bir problem olmayan fakat %90 raporu olan müşterimiz için istenilen koşullar, istenilen şartlar yerine getirildi. Aracımızı aldık. Ne yapmamız gerekiyor? Herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Geri kalan işlemlerin tamamını bayi olarak ya da bayilerimiz olarak bizler takip ediyoruz. Takip ettiğimizde aracınızı plakalandırarak size uygun şartlarda teslimatını yapıyoruz. Peki teslimattan sonra yapılması gereken bir işlem var mı? Hayır, yok. 5 yıl boyunca bu aracı ÖTV'den muaf olarak, yani 6 aylık bandroller ödenmeyerek kullanabiliriz. 5 yılın sonunda sürecimiz doldu. Ne yapmamız gerekiyor? 5 yılın sonunda sürecimiz dolduğunda dilersek aracı üçüncü şahıslara teslim edebiliyoruz. Dilersek aracı üçüncü şahıslara teslim edebiliyoruz. Yani satışını yapabiliyoruz. Fakat burada şu var. 18 yaşını doldurmamış çocuklar için yine anne, baba, yani en başta yaptığımız işlemleri tekrar alıyoruz aslında. Birer notere geçip taahhütname veriyorlar, aracın satışını yapabiliyorlar. Eğer ÖTV'siz şahsımızın 18 yaşını doldurmuş zihinsel engeli var ise bu sefer tekrardan nasıl en başta araç alım kararı aldıysak daha sonrasında araç satış kararı alıyoruz. Araç satış kararını aldıktan sonra üçüncü şahıslar aracımızı noterden devirini yapabiliyoruz. %90 raporu var, herhangi bir problemi yok, imzaya ehliyeti var. Bunda herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Direkt aracı noterden üçüncü şahıslara devirini yapabiliyor. Aracımızı devretmedik, ne olur? Yani herhangi bir problem olmayan müşterimiz direkt kendisi gidip noterden üçüncü şahıslara aracın devirini yapabilir. Evet, aracımızı aldık, kullandık. Devrini yapmadık. Ne gibi bir problemle karşılaşabiliriz? Herhangi bir problemle karşılaşmayız bununla alakalı. Yani süreç ne olur? Aracımızı satana kadar 6 aylık bandrolünü ödemeyiz. Aracımızı o şekilde kullanmaya devam edebiliriz. Üzülerek söylüyorum. Farklı durumlarda olabiliyor. Yani ne olabiliyor? Adına araç alınmış vatandaşımızın, müşterimizin vefatı durumunda neler olabiliyor? Vefatı durumunda öncelikle verasetçileri kimler ise
Yani örneğin şöyle sorularda da karşılaşıyoruz. Yani aracı ben aldım, vasisi benim, aracın parasını da ben ödedim. Fakat hani hastamız öldü, kardeşlerim ya da diğerleri benden talepte bulunabilirler mi? Evet, bulunabilirler. Çünkü vefat eden vatandaşımızın ya da müşterimizin vasileri kimler ise vefatı durumunda tüm vasileri alınan araca ortaktır. Parasını her kim ödemişse ödemiş. Hiç önemli değil. Kanun bunu gözetmeksizin herkesi ortak bir paydada, yani ortak bir noktada buluşturabiliyor. Ne oluyor? Diğer vasilerin de 5 yıl dolduğunda verasetçilerin adına geçiyor. Veraset ilanıyla bu araç kaç tane vasisi vardı onların adına geçiyor. 5. yılı doldurdu, yani süreci doldurdu. Süreci doldurduğunda diğer verasetçiler birlikte toparlanarak, yani hep birlikte bir şahsa ya da üçüncü şahsa ya da kendi aile içerilerinden bir bireye aracı devrini yapabilirler. İtirazı konusunda Türk Ceza Kanunu'nun çözümleme sürecine başvurulur. O çözümleme süreci neyse o çözümleme süreci üzerinden süreç işlemeye başlar. Şu var, yani müşterilerimizden gelen sorulardan bir tanesi de ben aracımı 5 yıl dolmadan satmak istiyorum. Doğrudur, satabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Fakat o günkü şartlarda vergi dairesine başvurarak, vergi dairesinin vermiş olduğu matrah olarak, yani o zamanki ödenmeyen o ÖTV, hani KDV tutarı vardı ya, o ÖTV KDV tutarının, belirlenen ÖTV KDV tutarının vergi dairesine yatırılarak satışını yapabilirsiniz. Aracınızı sattınız, günü dolmadan yeni bir araç almak istiyorsunuz, orada alamazsınız işte. O 5 yılı doldurmak zorundasınız. Yani süreç bugün başladıysa bugünden itibaren 5 yılı doldurmak zorunda. Ha, farklı istisnaları var tabii, şu var. Aracınız pert oldu. Bununla alakalı bir işlem yaptınız. Trafikten pert belgesini aldınız. Aracınızın hurdaya çıktığına dair hurda belgesini aldınız. Tekrardan başvurduğunuzda yeni bir araç alabilirsiniz. Bu istisnai bir durum. Fakat geri kalan süreçte vefat durumunda da olsun, satış durumunda da olsun 5 yıl süreci doldurmanız gerekiyor. Yani bununla alakalı tabii dediğim gibi farklı sorularda, farklı suallerde gelebiliyor. Örneğin yani aracın satışından sonra herhangi bir yükümlülüğümüz var mıdır? Maalesef yok. Herhangi bir problem olmayacaktır. Herhangi bir yükümlülüğünüz yoktur. Dediğim gibi 5 yılı doldurduğunda yeni bir araç alabilirsiniz. Bu ilk videomuzdu sizin için. İkinci bir video daha çekeceğimizi söylemiştik. Oradaki ele alacağımız konu bambaşka. Bu da nedir? O biraz daha kapsamlı, açıkçasını söylemek gerekirse. Biraz kişiye bağlı, şahsa bağlı olarak değişiyor. Raporu %90 oranının altında olan ÖTV'den muaf araç almak isteyen ortopedik engelli müşterilerimiz için izlenmesi gereken yollar nelerdir? Onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konuyla alakalı da ikinci bir video çekeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yani ilerleyen süreçlerde ikinci bir video daha çekeceğiz. Onunla alakalı sizi bilgilendireceğiz. Tabii sorularınız olursa aşağıya yine yorumlar kısmına yapar iseniz siz değerli müşterilerimize sorularınızı yine bilgimiz dahilinde yanıtlamaya çalışacağız. Sürçülisan olduysa affola, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Umarız yararlı bilgiler vermişizdir. Bir sonraki videomuzda sizinle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın.